Bir gün Allah'ın peygamberi biraz camide oturup sohbet ederken der ki birazdan cennet ehli bir adam içeriye girecek. Sahabe-i kiram merak ediyor. Kim bu genç acaba? Bir adam içeriye girdi. Böyle sakallarından almış olduğu abdestin suyu damlıyor. Kollarını böyle sıyırmış. Gariban bir adam içeriye girdi. Sahabe-i kiram diyor ki ben araştıracağım bu adam kimdir? Peygamberimiz niye bu adam için cennet ehli diyor? Adamın evine gittim. Dedim ki babamla biraz atıştık. Ben birkaç gün evinde misafir kalabilir miyim? O da bekar bir sahabi. Kalabilirsin. Dedim ki herhalde bu adam bu akşam uyumayacak, sabahlara kadar teheccüd namazı kılacak. Yok, kılmadı. Ya herhalde kalkıp sahur yapacak, yarın oruçlu geçirecek. Bunu da yapmadı. Sabah namazını kıldı ve uyudu. Ertesi gün işine gücüne baktı. Ben de tarlasına gittim. Öğle namazına geldi, ikindiye geldi. Ekstra olarak yaptığı bir şey yok. Aradan birkaç gün geçince adama sordum. Ya sen meğer normal sıradan bir adammışsın. Oysa Peygamber Efendimiz seni bir gün sohbet halkasında cennet ehli diye takdim etti. Senin bir yeteneğin var mı? Ne ki senin yeteneğin deyince genç adam şöyle dedi. Benim çok büyük bir yeteneğim yok. Beni diğer insanlardan ayıran öyle çok ön plana çıkan bir özelliğim yok. Ama bir şey var. Belki o olabilir. Ben Yüce Allah'a söz verdim. Asla başkasına küs kalarak yatağa girmeyeceğim. Yani ben mutlaka kiminle küs kaldıysam, gün içerisinde kimin kalbini kırdıysam onunla helalleşip yatağıma öyle gireceğim diye Yüce Allah'a söz verdim. Bunu gerçekleştiriyorum. İşte bu adamın peşinde olan sahabi diyor ki seni diğer insanlardan ayıran, seni cennet ehli yapan amelin senin işte bu davranışındır. Senin bu salih amelindir. Herkesten gizli yaptığın bu salih amelin.